Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı, 2. ünite besinlerimiz sayfa 41 ile 49 arasındaki etkinliklerin çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. İlk bölümümüzde uygulayalım bölümündeyiz. Aşağıda verilen sözcükleri tabloda uygun yerlere yazalım. Enerji verici, düzenleyici, et, yağlar, tereyağı, portakal, su, mineraller, karbonhidratlar ve proteinler kelimeler verilmiş. Öncelikle besin içerikleri, görevleri ve örnek besinler kısmından ilk bölümüne başlayalım. Burada bana yapıcı onarıcı olarak vermiş arkadaşlar. Yapıcı onarıcı olan yukarıdaki verilenlerden hangi besindir? Proteinler yapıcı onarıcı besinlerdendir. Buna örnek olarak et verilebilir. İkinci örneğimizde bal verilmiş arkadaşlar. Bal karbonhidratlara bir örnektir. Karbonhidratların görevi ise enerji vermektir. Üçüncüsünde ise enerji verici verilmiş. Enerji veren besinler yağlardır. Buna örnek olarak tereyağı verilebilir. Dördüncüsü düzenleyici ve tüm besinlerde bulunuyormuş. Bu da arkadaşlar mineraller düzenleyici olarak görev alırlar ve tüm besinlerde bulunurlar. Beşincisi vitamin verilmiş. Vitaminin görevi düzenleyicidir. Buna örnek olarak ise arkadaşlar portakal verilebilir. Ve son bölümde ise düzenleyici ve tüm besinler demiş. Yukarıdaki mineraller de olduğu gibi. Bu da arkadaşlar sudur. Su ve mineraller düzenleyici olarak görev alırlar ve hemen hemen tüm besinlerde bulunurlar. İkinci uygulayalım bölümü sayfa 45. Obeziteden korunmak için neler yapılabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız. Obeziteden korunmak için öncelikle dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekir. Spor yapmalı, hareket etmeliyiz. Hazır gıdalardan, abur cubur diye ifade ettiğimiz gazlı içecek, cips gibi besinlerden uzak durmalıyız. Bunlara dikkat edersek, biraz da spor yapmaya özen gösterirsek, kilomuza dikkat edersek obeziteden uzak durmuş oluruz. Tartışalım bölümünde ise besin israfını önlemek için neler yapılabileceği konusunda arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunuz. Evet, besin israfı konusunda arkadaşlar biz besin israfını önlemek için yemekte yiyebileceğimiz kadar yemek almalı, artan yemekleri uygun şekilde saklayıp sonraki günler tüketmeliyiz. Çabuk bozulacak ürünlerden ihtiyacımız kadar almalıyız. Tüketemediğimiz ekmekleri çöpe atmamalı, kurutup köftede veya çorbada kullanmalıyız. Araştıralım. Sigaranın sağlığa zararlar hakkında internetten ve çeşitli kaynaklardan araştırma yapalım. Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgileri ve görselleri de kullanarak bir sunu hazırlayalım. Sunumuzu arkadaşlarımızla paylaşalım. Evet, biz sigaranın zararlarına baktığımız zaman sigara bizim kalp ve damar hastalıklarına, akciğer kanseri yani akciğer hastalıklarına, solunum yoluyla ilgili solunum hastalıklarına sebep olabilir. Sigaradan dolayı ağzımız kötü koku yapabilir, dişlerimiz aynı şekilde sararma yapabilir, psikolojik rahatsızlığa sebebiyet verebilir, ağız ve diş sağlığımızı etkiler ve diş etlerimize zarar verebilir. Hem sağlığımıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sigaraya ödediğimiz paradan dolayı da cebimiz zarar görür. İstediğimiz ürünleri almak yerine sigara almak hem sağlığımıza hem cebimize arkadaşlar zarar veren bir alışkanlıktır. Lütfen sigaradan uzak duralım. Çevremizde varsa sigara içen büyüklerimiz bunlara uyaralım. Sigarayı bırakmalarını teşvik edelim. Poster yapalım. Alkolün zararları hakkında bir araştırma yapalım. Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ve görselleri kullanarak bir poster hazırlayalım. Posterimizi sınıf panosuna asarak arkadaşlarımızla paylaşalım. Burada ise bana arkadaşlar bir önceki soruda sigaranın zararlarını sormuştu. Burada ise alkolün zararlarını sormuş. Birlikte bakalım. Alkol aile bütçemize zarar verir. Evet, alkolü alırken buna verdiğimiz bir ücret var arkadaşlar. Bundan dolayı da hem sağlığımıza zarar verdiği gibi bütçemize de zarar verir. Kalpte ritim bozukluğu yani kalp hastalıklarına, damardaki kireçlenmelere,
ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Alkolün diğer zararlarından ise mide hastalıkları ve sindirim bozukluğuna sebebiyet verebilir. Karaciğer kanserlerine neden olur. Buna biz siroz rahatsızlığı diyoruz arkadaşlar. Alkolün sebeplerinden birisi. Ciltte kızarıklığa veya şişkinliğe yol açabilir. Üreme sisteminde bozukluğa neden olabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.